İkide şey var. Saat 2'de mi var? Sınırınca yavruyuz da. Hoş geldiniz. Biz bu buluşmaları hem yüz yüze tanışmadığımız arkadaşlarla bir yüz yüze tanışalım, birlikte sohbet etme imkanı olsun diye yapıyoruz. Hem de kamunun temsilcisi, sesi olarak bazen bizim müşterilerimiz, vatandaşlarımız belki bize ulaşmadan önce bile size ulaşmayı tercih edebiliyorlar ya da o noktada siz çok daha erken haberdar olabiliyorsunuz. Hem ekibimizle tekrar bir tanışmak, bundan sonrasında bizim yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz konular olursa elimizden geleni yapmak için bugün toplamış bulunuyoruz. Yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Sağ olun, size değerlendirip zaten bültenlerinizde, internet sitelerinizde, gazetelerinizde yerde veriyorsunuz. Ama şimdi yaptığımız faaliyetlerden kısaca bahsedeceğiz. Gökhan Bey 6 aydan uzun süredir Çanakkale Bölge Müdürümüz olarak görev yapıyor. Daha önce de zaten müdür yardımcısıydı. Onda yine Çanakkale'ye özel olarak söyleyeceği şeyler var. Böyle kısaca bir inşallah sohbet etmiş oluruz. Biliyorsunuz Limak Enerji Ulu Elektrik olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da hizmet veriyoruz. Yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusta yazlık kısımlarda saymazsak yazın özellikle hem Çanakkale hem Edremit, Bandırma bölgesi özellikle ciddi bir nüfus artışına da sahip oluyor ama resmi rakamlara göre yaklaşık 5 milyon civarında bir nüfusa hitap ediyoruz. 2013 yılında EPDK'nın şirketlere ayırmasıyla beraber bölgede iki tane şirket var. İkisi de Limak grubuna bağlı, özelleştirmeden devralınan UEDAŞ'ın iki kolu diyebiliriz. UEDAŞ hala dağıtım hizmetleriyle, yani işin teknik tarafıyla, şebeke tarafıyla, yeni yatırımların yapılması, mevcut şebekenin bakımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, sayaç okumaları vesaire gibi, aydınlatma konuları gibi teknik konularla uğraşıyor. Limak Enerji olarak bizim tarafta işin müşteri ve ticari tarafındayız. Müşterilerle abonelik sözleşmesinin kurulmasıyla beraber bir ilişkimiz başlıyor. Ondan sonrasında faturalama, tahsilat işleri, bununla beraber gelen, burası Türkiye'nin en büyük bölgelerinden bir tanesi. Geçen sene itibariyle de 3. büyük bölge olduk. Bir önceki sene 4. bölgeydi. Elektrik satışını yaptığımız elektriğin bir şekilde de temin edilmesi gerekiyor. Arka planda üretim santrallerinden, enerji borsasından, kendi Limak grubuna ait santrallerden de ciddi bir tedarik işimiz var. Buradaki müşterilere elektrik sağlamak üzere. Dolayısıyla işin müşteri ve ticari tarafında da Limak Enerji olarak biz faaliyet gösteriyoruz. Özellikle son 2 senedir hem bu özelleştirmenin hem de rekabetin getirmesi gereken bu kalite, müşteri odaklılığı insanlarımızın da hissetmesi için ciddi projelere başladık. Geçen sene uygulamaya başladığımız projelerden bir tanesi esnek fatura projesiydi. Müşterilerimizden de çok olumlu bir dönüş aldık. Hem bunu sayısal olarak da şirket olarak da hissetmeye de başladık. Bizim tarafta en büyük gelen talep müşterilerimizin gelir tarihleriyle, yani maaş tarihleriyle elektrik faturalarının uyuşmamasıydı. Farz edelim ayın 5'inde sayaçlar okunuyor. Bizim 10 günlük bir süremiz var. Ayın 15'inde son ödeme tarihi veriyorduk ama müşterimiz eğer ayın sonunda maaşını alıyorsa o aradaki 15 gün boyunca hem gecikme faizi hem de kesilme gibi mağduriyet oluşturucu şeyler olabiliyordu. İşte bu noktada esnek fatura diye bir uygulama geliştirdik ve mevzuatı müşterimiz lehine esnetmiş olduk. Artık müşterilerimiz aynı kredi kartlarında olduğu gibi son ödeme tarihlerini kendileri seçip maaşlarına denk getirebiliyorlar. Özellikle ücretli çalışan memur, işçi, emekli gibi kesimlerde çok büyük memnuniyet oluşturdu. 20 binin üzerinde müşterimiz şimdi bu uygulama sayesinde artık herhangi bir gecikmeye maruz kalmadan ödemeleri rahat rahat yapabiliyorlar. Aynı şekilde bir ödeme performans puanlaması uygulaması başlattık. Zaman zaman şimdiye kadar hep düzenli ödemesine rağmen müşterilerimiz işte otomatik ödeme talimatında bir sıkıntı, o an banka hesabında para olmaması gibi sebeplerle yine kesmeye durumuna maruz kalabiliyorlardı. Bu noktada da müşterilerimize o ödeme performanslarına göre A'dan E'ye göre bir kategoriye tabi tuttuk.
geçen sene ABB grubuna hiç kesme çıkartmama uygulamasına başlamıştık. Baktık ki bu uygulama da müşterilerimizden olumlu bir dönüş aldık. Sene C grubunu da dahil ettik. Bu gruplarda ne yapıyoruz? Hiç kesmiyoruz. Çağrı merkezimiz üzerinden ya da SMS'le müşterilerimize ödemeyi yapmadıklarını hatırlatarak onları bu kesme harici daha modern yöntemlerle uyarmaya çalışıyoruz. Bu seneki kesme rakamlarımızı 2016 ile kıyasladığımızda %50'lik de bir düşüş olduğunu gördük. Ödeme durumlarında da, ödeme performanslarında da herhangi bir olumsuz gidiş de yok. Yani demek ki biz bir şekilde eski geleneksel metotlarla değil de artık teknoloji ve iletişim çok hızlı gelişiyor. Bu şekilde borcu olduğuna dair müşterimizi uyardığımızda, mevzuatı belki biraz daha esnettiğimizde müşterimiz tarafında da herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı çok güzel bir şekilde tespit etmiş olduk. Buna benzer müşterilerimizden gelen, sizlerden gelen her türlü talebe, öneriye de çok açık olduğumuzu da tekrarlayalım. Bu noktada da elimizden gelen şirket açısından da belki maliyetler olursa da mesela burada bahsetmiş olduğumuz esnek ödemede müşteriye 10 gün yerine belki 20 gün, 30 günlük bir vade de sağlamış oluyoruz ama burada herhangi bir şekilde müşteriye de bir faiz yansımıyor. Tamamen şirket üzerinde bu maliyetler kalıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökhan Vanlıoğlu. Çanakkale Bölge Müdürü olarak 6 aydır görev yapıyorum. Çanakkale olarak biz iki kıtada 11 ilçe il merkeziyle birlikte 12 merkezde hizmet sağlıyoruz. 10 tane yetkili işlem merkezimiz, 5 tane de müşteri işlem merkezimiz var. Bu 15 merkezde konforlu müşterilerin ayaklarına yakın yerlerde hizmet veriyoruz. Buralarda hızlı şekilde müşterilerimizi bekletmeden bütün işlemlerini tamamlayacak şekilde bir sistem kurduk. Müşteri memnuniyetini artırıcı çalışmalarımız devam ediyor. Zaten Çanakkale bölgesinde de müdürümüzün bahsettiği gibi anket çalışmaları yapılıyor. Burada da %90'lar civarında müşteri memnuniyetini sağlamış bulunuyoruz. Çanakkale olarak daha iyi çalışmalarda yaparak devam edeceğiz. Burada kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Adalarıyla diğer insanların. Evet, tabii ki daha iyi yerleşik insanlar olduklarından bizim tarafta da hizmet verme noktasında.